Merhaba arkadaşlar. Saat de biraz geç oldu. Onun için kısa bir ders yapacağım arkadaşlar. Size değişik bir hareketli menü nasıl yapılır anlatmaya çalışacağım. Ve oldukça da hızlı davranacağım arkadaşlar. Hızlı anlatmaya çalışacağım. Hemen bir menü çizdim. Özellikler menüsünden başlat diyelim. Program şu buton içine girdim. Burada bir menü açıyorum. Bir form açtım arkadaşlar. Formum şu şekilde. Az önce tıkladığım yere de tabii bunun ismini de değiştireyim. Buna FRM ana menü diyelim. Ana menü. Klavyemde. Ana menü. Arkadaşlar bu isimlere kesinlikle Türkçe karakter yazmayın arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Bazı arkadaşlar çalışmalarını gönderiyor. Bakıyorum Türkçe karakter kullanmışlar. Yanlış. Şurayı da sildim. Tamam. Şuraya da FRM ana menü nokta show dedim. Bağlantısını yaptım arkadaşlar. Yani ben buradan artık başlata tıkladığım zaman ana menümüz gelecek. Şimdi gördüğünüz gibi ana menü sayfanın ortasında açılıyor arkadaşlar. Hemen bunu ayarlayalım. Şurada Start Up Position yazan yerden manueli seçiyorsunuz. Ve benim istediğim ekranın solunda çıkmasını istiyorum arkadaşlar. Bunun için formun initialize kısmına İlk açılış kısmına şunu yazıyorum. Mi nokta left eşittir 0. Mi nokta top eşittir 100 dedim. Şöyle çalıştırdığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranın tam solunda açılıyor gördüğünüz gibi. Menü burada açılıyor. Şimdi sabırla dinleyip aynısını da yapmanızı isteyeceğim. Hemen buraya birkaç tane buton çiziyorum. Buranın caption'ına da ana menü yazalım. Ana menü. Şöyle birkaç tane buton alıyorum. Kontrol ile beraber kopyasını alacağım. Kontrol tuşu ile beraber 2, 3, şöyle ihtiyacım olduğu kadar buton alacağım arkadaşlar buraya. Göz kararıyla aradaki mesafeleri ayarlıyorum. Tamam. Son bir tane alalım. Tamam. Şimdi buraya kapat yazıyorum. Şuraya personel kayıt yazayım. Şuraya günlük yoklama diyelim. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben bir form daha açıyorum. Bu forma personel kayıt formu diyorum. Personel kayıt formu. Büyük harfle yazacağım. Personel kayıt formu ve şuraya da bir kapat butonu alacağım arkadaşlar. Kapat. Tamam. Şimdi bir de şöyle bir şey yazıyorum. Kapatın içine unload me dedim. Yani formu kapat dedim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Siz bu butona tıklamadan klavyenin ESC tuşuyla buna tıklamak isterseniz şuradaki cancel yazan yeri true yapacaksınız. Cancel true dediğiniz zaman artık ESC'ye basınıza klavyeden kapata basmış gibi olacaksınız. Bu formun ismine de FRM personel diyelim. Bir form daha açıyorum. Yine buna da arkadaşlar günlük yoklama diyorum. Günlük yoklama formu. Yine FRM yoklama dedim. Tamam. Yine buraya aynı butonumu aldım. Butonun üzerine yine kapat yazdım. Ve içine de unload me yazdım. Ve son olarak arkadaşlar şunu cancel'ını true yaptım. Buraya kadar tamam. Şimdi ana menümüze geçelim. Şimdi ben personel kaydın formun içine girdim. Öncelikle şuraya iki tane prosedür açacağım arkadaşlar. Sub ana menü gizle diyorum. Yine aşağı altına sub ana menü göster diyorum.
Bakın göster değil, göster yazıyorum arkadaşlar. Buradaki şeylere dikkat edin. Şimdi burada ana menüm arkadaşlar lefty sıfırdır. Az önce ayarlamıştık. Şurada left sıfır. Şimdi burada bir değişken tanımlıyorum. Dim x as integer diyorum. Şuraya for x eşittir. Sıfır to. Şimdi formun genişliğine bir bakalım. Formumuzun genişliği kaç arkadaşlar? 215. 215. Tamam. Formumuzun genişliği 215. Ben buraya sıfırdan eksi 215'e kadar diyorum. Step eksi 1. Şuraya da next diyorum. Buranın içine de do events yapılan işlemleri görelim. Bir de mi nokta left eşittir x diyorum. Yani eksi 215'e kadar bir döngü oluşturuyorum. Ve her zaman left'i de x'e eşitliyorum. Şimdi bu kodları kopyalıyorum arkadaşlar. Şu gösterinin içine yapıştırıyorum. Tek yapmam gereken eksi 215'ten 0'a kadar. Şurada 2 ile daha hızlı çıksın arkadaşlar. Artı 2 dedim. Step 2 dedim. Yine left'ini x'e eşit dedim. Şimdi ne yapıyorum? Bakın. Personel kaydının içine ne diyorum? Önce mi nokta ana menüyü gizle diyorum. Sonra frm personel personel nokta show diyorum. Personel formunu göster. Sonra mi nokta menü göster diyorum. Geliyorum arkadaşlar. Günlük yoklamaya da aynı şey yazıyorum. Yine mi nokta ana menü gizle. FRM yoklama nokta show mi nokta ana menü göster diyorum. Şimdi önce ana menü gizleyecek. Sonra yoklama formunu gösterecek. Yoklama formuyla işimiz bittiği zaman da ana menüyü gösterecek. Şöyle bir kaydedelim son haliyle. Bir de şöyle bir uyarı gelirse size bunda nasıl kurtulursunuz? Bakın dikkat diyor. Belgenizin bazı bölümleri belge denetçileri tarafından kaldırılmayan kişisel bilgiler içeriyor. Bunu da şöyle çözersiniz arkadaşlar. Dosya menüsünden seçenekler, burada güvenlik merkezi, güvenlik merkezi ayarları, gizlilik seçeneklerinden şuradaki kutuyu kaldıracaksınız. Kaydederken dosya özelliklerini, kişisel bilgileri kaldır. Bu kutuyu kaldırıp tamam derseniz, bu checkbox'ı artık kaydete her bastığınızda size soru sormaz. Başlata basıyorum. Gördüğünüz gibi menüm çıktı. Personel kayıt diyorum. Bakın formum, o ana menüm gizlendi ve personel kayıt formu açıldı. ESC tuşuyla kapatabiliyorum. Kapatınca da otomatik tekrar gösterildi. Günlük yoklama, ESC, personel kayıt, ESC bu şekilde hareketli bir menü yaparsınız. Peki niye gizleme ihtiyacı duyuyoruz? Personel şuraya odaklansın diye. Yani kullanan kişi şurada ekstradan ortada durmasın arkadaşlar. Hem göze hoş geliyor arkadaşlar. Hem de daha kullanışlı bir menü hazırlamış olduk. Size bu konuda işin doğrusu ben de bir tekstil firmasına bir program yazıyorum arkadaşlar. Gerçi anladınız bu çalışmayı. Ben kendi uygulamamda da aynı şeyi yaptım arkadaşlar. Hemen size göstereyim buradan. Bakın BST tekstil, bir tekstil firmasının için program yazıyorum. Bakın yeni başladım, daha bitmedi arkadaşlar. Burada ben de burada start düğmesine basıyorum. Şöyle bir menü açılıyor. Menünün içerisinde böyle geziyorum. Personel kayıt diyorum. Bakın personel kayıt formum geldi. ESC tuşları kapatıyorum. Menü tekrar geliyor gördüğünüz gibi. Değişiklikleri kaydet. Personel kayıt bu şekilde. Ben de aynı şeyi yaptım gördüğünüz gibi. Ama biraz daha menünün üzerinde biraz çalıştım. PowerPoint'ta böyle bir tasarım yaptım arkadaşlar. Photoshop falan da kullanmadım. PowerPoint'ta bu çalışmayı, butonlarımı çizdim. Üzerine mouse gelince de şöyle sarı renge dönüşüyor. Daha menü program bitmedi. Yeni başladım tabii. Yani gördüğünüz gibi ben de aynı menüyü kendi programımda da kullandım. Size de anlatma istedim. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Bir de arkadaşlar ben YouTube'un istatistikler bölümü var. Kanalın istatistikleri var. Bakıyorum kanalı ziyaret edenlerin %70'i arkadaşlar abone değil. %70'i abone olmadan videoları izliyor. Faydalanıyor. %30'u abone olmuş durumda. Bu tür videoların devamını istiyorsanız daha çok sizin faydanıza olacak şekilde abone olmayı da unutmayın. Çünkü abone oldukça, abone sayımızda bir değişiklik görünce demek ki bir teveccüh var, bir şey var diye biz de daha çok ders yapmanın gayreti içinde olacağız arkadaşlar.
İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.